Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Serinin ilk bölümünde engelli bireylerin para odaklı bakışa yönelik eleştirilerinden bahsettim. Ve ilk bölümde daha çok kitabi bilgileri sonraya bırakacağımı söyledim. Gelin o zaman engelli tanımıyla başlayalım. Anayasamızda 5378 sayılı engelli kanununa göre doğuştan veya sonradan fiziksel, ruhsal, bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve bazı gereksinimlerini, günlük gereksinimlerini sağlayamama, karşılayamama güçlükleri olan korunma, bakınma, destek ve aynı zamanda rehabilitasyon danışmanlık ihtiyaçlarına sahip olan ve bu ihtiyaçları duyan bireyler olarak tanımlanmaktadır. Ancak yakın zamanda benim kitaplar hakkında konuştuğum, sohbet ettiğim engelli arkadaşımın anlattıklarından sonra benim için biraz tanım değişmekte. Ondan bahsedeyim. Daha çok insanların zekat vermek istedikleri ve bu zekatı verdikten sonra iç ruhunda, kalbinde bir ferahlama oluşan, zaman zaman "aa ya" diye tepkilerde bulunan bulundukları insanlar, bireyler demek istemezdim. Ancak arkadaşımın anlattıkları ve benim gözlemlerimden sonra toplumda, bu da bir eleştiri olarak kabul ederseniz, toplumdaki bakış açısı ne yazık ki bu şekilde. Peki doğuştan gelme dediğimiz zaman kalıtımdan bahsediyoruz. Kalıtımı kitabi bilgilerin dışında gelişimi etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyeyim. Daha sonra da anne ve babadan 23'er kromozomla oluşan genlerle bebeğin oluştuğunu söyledikten sonra kalıtımın İki tür olduğunu söylemek isterim. Bunlardan biri genotip, diğeri de fenotip. Genotip her insanda olan, yani iki bacağımız olması, iki kolumuzun olması, iki kulağımızın olması genotip kalıtımken, fenotip ise atalarımızdan getirdiğimiz kahverengi gözlü olmak gibi özellikler, fenotip özellikler olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca anne babanın siyah saçlı olması, bebeğin de siyah saçlı oluşu genlerin özdeş olmasıyla ilgili dedikten sonra toplumdaki bazı inanışların aksine eklememiz gereken bir bilgi de var. Özellikle anneden gelen X, babadan gelen X, XX olduğu zaman kız çocuk ve babadan gelen Y, anneden gelen X olduğu zaman XY, bebeğin erkek cinsiyetiyle doğması da toplumdaki bazı konuşulan ve inanışların tam aksine bebeğin erkek olması babanın genlerine bağlı olduğunu kanıtlamaktadır. Yani zaman zaman çevremizde duyduğumuz, ya eşimin de ailesinde çok fazla kız çocuğu var, acaba ondan mı benim kızım oldu? Ah vah diyen babalarımız. Aslında cinsiyet size bağlı. Bunu da ilettikten sonra gelelim şu an en çok konuşulan röportajlardan biri. Prens Harry ve eşi Meghan Markle. Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e açıkladığı ve kraliyeti tamamıyla bıraktığını anlattığı ünlü televizyoncuya ve zaman zaman bizim ahlar vahlar yaptığımız, ya ne çektin sen dediğimiz, zaman zaman da ya işte çocuğum olsa prens seriyi sevmezdim, ya çocuğum olsa sevilmezdin, ne kadar işte alkol aldığı veya çok fazla gece hayatı olduğundan da bahsediyor, bu şekilde de vuruluyor ve eleştiriliyor. Ama bunların dışında kraliyetin onların üzerinde yaptığı baskı, bebeğin kalıtım yoluyla Meghan Markle'ın ten renginin koyu olması nedeniyle acaba bebeği de
koyu tenli olabilir mi? Ve bu durumdan kraliyetin, Meghan Markle kraliyet için şirket diyor. Bu durumdan rahatsız olmaları ve kaygı duymalarından dolayı hiçbir şekilde güvenlik vermeyeceklerini ve birçok avantajı sağlamayacağını söylediklerinden sonra kraliyetten tamamıyla çekiliyorlar. Bu da kalıtımla gelen bir durumu ve kalıtıma örneklerden biri olmasa da kalıtım konusunda en çok konuşulan son iki haftadır dünyayı sallayan bir röportaj. Ve son olarak Meghan Markle'ın bebeğinin beyaz olduğunu söylemek istiyorum. Düşündükleri gibi olmadı. Sanırım şöyle demişlerdir. Oh. Bugün kalıtımdan ve kendi engelli tanımımdan ve gördüğüm bazı gözlemlerimi anlattım. Gelecek bölümde özellikle kalıtım yoluyla oluşan sendromlardan bahsedeceğim. Ben Kübra, benimle birlikte olduğunuz için, beni izlediğiniz için ve katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.